THK ile ihraç edildikten sonra başvuru yaptığı OHAL işlemleri inceleme komisyonunun red kararları ile ihraç edilen İhade Batman Şubesi yöneticisi Ercan Başa ve diğer tüm kamu emekçilerinin durumuna ilişkin basın açıklaması. Değerli basın emekçileri, 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü kesintisiz olarak 2018 yılına kadar sürmüştür. Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle hukuka aykırı bir şekilde birçok kamu görevlisi görevinden ihraç edilmiş ya da açığa alınmıştır. Mülkiyete el koyma işlemleri, uzun gözaltı süreleri uygulamaları ve yine birçok kurum hakkında kapatma kararı verilmiştir. OHAL'in sona erdiği 25 Temmuz 2018 tarihinden sonra 7145 sayılı torba kanun metni içerisinde OHAL dönemine özgü olan bu yaptırımların OHAL'in ardından gelen 3 yıllık uzatma sürecinde de devam ettiği görülmüştür. Daha sonra AKP milletvekillerince 9 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba kanun teklifi 18 Temmuz 2021 tarihi itibariyle TBMM Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edildi. TBMM Genel Kurul görüşmeleri sonucunda 7145 sayılı torba yasa ile son 3 yıldır uygulanan OHAL tedbirlerinin uzatılma süresi 3 yıldan 1 yıla indirilmiş oldu. OHAL süresince birçok eğitim emekçisi çıkartılan hukuksuz KHK'larla sendikal faaliyetler gerekçe gösterilerek görevlerinden alınmış veya açığa alma işlemiyle belirsiz bir hukuki durumla karşı karşıya bırakılmıştır. Her ne kadar olağanüstü hal durumunun sona erdiği ileri sürülse de fiili olarak Türkiye'de OHAL uygulamaları farklı idari veya diğer işlemlerle halen devam etmektedir. KESK'e bağlı eğitim sen üyesi, KESK üyelerine ifade işlemleri ve yargılamalar sırasında sendikal faaliyetler nedeniyle gerçekleştirdikleri basın açıklamalarına ve yine mitinglere neden katıldıkları sorulmuş, gerçekleştirilen bu faaliyetler örgüt üyeliğine delil olarak gösterilmiştir. 15 Temmuz sözde darbe girişimi sonucunda kamudan 150 bine yakın kamu emekçisi ihraç edilmiştir. OHAL ilanından bugüne 5 yıl geçmiş olmasına rağmen 20.10.2021 tarihi itibariyle komisyona başvuru sayısı tüm Türkiye'de 126.758'dir. Komisyon tarafından 118.415 kişi hakkında karar verilmiştir. Bu kararların 103.365 tanesi red, 10.050 tanesi kabul şeklinde sonuçlanmıştır. Hala komisyon başvurusunun sonucunu bekleyen 8.343 yurttaş bulunmaktadır. Batman özelinde bakıldığında KESK'e bağlı olan sendikalardan yükselen disiplin ile 5 kişi, KHK ile 104 kişi ihraç edilmiş, 47 kişi görevlerine iade edilmiş, 35 kişi hakkında red kararı verilmiş, 22 kişi hakkında henüz bir karar verilmemiştir. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan OHAL komisyonu vergi kararlarını dikkate almaksızın vermiş olduğu kararları kabul etmiyor. Yine geçen hafta OHAL komisyonu tarafından yöneticimiz Ercan Başar'ın başvurusuna red yanıtı verilmiştir. Hakkında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın 5 yıldır ihraç bir şekilde görevini yapamayan Ercan Başar'ın yanındayız. Onunla kol kola, omuz omuza insan hakları ve emek mücadelesi vereceğimizi buradan bir kez daha yineliyoruz. Emeğin ve adaletin iktidarı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bilinmelidir ki OHAL komisyonunun etkili bir başvuru yolu olmadığı, ardından davaların özel yetkilendirilmiş idare mahkemelerinde açılması ile OHAL hukuksuzluğunun sürdürülmesinin amaçlandığı aşikardır. Kuruluşundan bugüne 4 yıl geçen komisyonun yapılan başvuruları herhangi bir sırayla, herhangi usul ve esaslarla incelediği hala belli değildir. Komisyonun verdiği kararlardan komisyonun kendisini anayasa, uluslararası sözleşmeler ve yasalara bağlı görmediği anlaşılmaktadır. OHAL işlemleri inceleme komisyonu derhal lağvedilmesi gerekmektedir. Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. İhraçların devamını sağlayan
375 sayılı KHK'nin geçici 65. maddesi iptal edilmektedir. Savcılık ve mahkeme kararlarına rağmen göstermelik soruşturma ve kurum kanaatleriyle ihraç edilen, belirsiz hukuki süreçlere maruz bırakılan binlerce emekçinin hakları iade edilmeli ve ihraç işlemleri geri alınmalıdır. Haksızlıkta, hukuksuzlukta ısrar edenlere sesleniyoruz. Sendikal faaliyet yürütmek suç değildir. Sendikal faaliyetleri engellemek suçtur. Bütün bu baskı ve hukuksuzluklara karşı İhade Batma Şubesi olarak yönetim kurulu üyemiz Ercan Başar şahsında tüm emekçilerin yanında olduğumuzu ve haklarının takipçisi olmayı sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyor. Arkadaşlarıma da gösterdikleri danışmadan dolayı teşekkür ediyorum ben. Yaklaşık 5 yıldır ihraç olduk biz. Hukuksuz yere, hiçbir yargılanma yapılmadan, ifadeler alınmadan, neden ve ne sebeplerle ihraç edildiğimizi bilmediğimiz halde 5 yılı geride bıraktık. 5 yıl sonucunda red kararı aldığımızı da öğrendik. Ama şunu belirtmeliyim ki asla mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Bu saatten sonra hukuki anlamda her türlü mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hani sadece kendim için değil, Batman Kalka Platformu sözcüsü olarak, temsilcisi olarak, Türkiye genelinde bütün KHK'lerle ihraç edilmiş arkadaşlarımız için bu mücadeleyi her alanda onurlu bir şekilde, başımız dik bir şekilde sürdüreceğimize kesinlikle emin olabilirsiniz. Asla geri adım atmayacağız bu durumda.